Çocuklarımıza emanet ettiğimiz okul öncesi eğitimde hızla ivme kazanan İstanbul Büyükçekmece'deki Karbeyaz Anaokulu'na konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Büyükçekmece Karbeyaz Anaokulu'ndayız ve kendini kızına ve tüm çocuklarına adamış olan işinde tecrübeli okulun kurucusu Nesibe Demir var. Merhabalar Nesibe Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nesibe Hanım, birazcık sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Çocukları çok seven bir insanım her şeyden önce. 29 yaşındayım. Okul öncesi öğretmeyim. Yaklaşık 10 yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra bir kızım dünyaya geldi. O zaman ara vermek zorunda kaldım. Ona vakit ayırmak, onunla daha iyi ilgilenebilmek için bir yıl kadar ara verdim. Daha sonra da hani mesleğimi nasıl devam ettirebilirim fikri düşünürken eşimin de desteğiyle burayı almış olduk. Artık hani işin başında yapmış oluyoruz ve kızım da yanında beraber çalışıyoruz. Aslında kızınızla beraber muhteşem bir dönüş yapmışsınız değil mi? Öğretmenlikten aynı zamanda kuruculuğa. Yani annelik benim için çok, hani öğretmenlik çok büyük bir hayaldi. Yıllarca hep böyle çocukluğumdan beri öğretmen olmak istedim hep. Ve nasip oldu, öğretmenlik yaptım. Çok severek yapıyordum öğretmenliği ve hani dünyaya öğretmen olarak gelmişim, olmaya gelmişim diyordum. Kızım olunca da bu sefer hani annelik çok başka bir şey oldu. Anne olmaya gelmişim dünyaya dedim ama ikisini birleştirip hani nasıl kızımla da beraber olacağım, mesleğimi de devam ettirebileceğim ne olabilir derken yine dediğim gibi eşimin de desteğiyle burayı devraldık. Buradayız artık, bu işi yapmış oluyoruz bu sayede. Nesibe Hanım, anaokulunun önemi nedir? Anaokulun önemi 0-6 yaş dönemi çocukların aslında en önemli, en insan yaşamı adına da en temel dönem. Beyin gelişimleri, kişilik ve karakter oluşumu birçok gelişim alanlarında da temelleri bu dönemde atılıyor. Bu noktada 0-6 yaş dönemi dediğimiz bu dönemi aslında bizim el attığımız dönem. Sosyal ortamda, akranlarıyla birlikte, işini, eğitimini almış öğretmenleriyle de birlikte çok daha kaliteli bir şekilde bu gelişim alanlarına destek vermiş oluyor. En önemli özelliği de bu. Her şeyden önce arkadaşları ortamında da mutlu bir zaman geçiriyorlar. Zaten okulumuzun da en büyük hani sloganı diyeyim, çocuk sevgiyle büyür ve mutlu olur. Mutlu çocuk da öğrenir diyoruz bu noktada. Bu da onlar için en büyük şey olsa gerek. Peki en çok merak edilen şeylerden bir tanesidir aslında. Hani bu işin işletmecilik kısmı mı daha zor, eğitmenlik kısmı mı daha zor? Yoksa bir anne olduğunuz için soruyorum, annelik mi daha zor? Üçü de benim hayatımın en önemli yerinde. Dediğim gibi öğretmenlik en sevdiğim işti benim için. Hayalimdi, hayalimi gerçekleştirerek öğretmen oldum. 10 yıl kadar çocuklarla çok güzel, keyifle vakit geçirdim. Çok zor tabii. Bakıldığında meslek olarak öğretmenlik çok zor bir meslek. Her şeyiyle çocukları tanımak, onları gözlemlemek, üstelik küçük yaş grubu, 0-6 yaş döneminde 5-6 yaş grubuyla çalıştım hep. Onları en iyi şekilde gözlemleyip aileye bilgi vermek, eğitimleri adına iyi şeyler yapabilmek adına birçok zorluğu katlanıyorsunuz belki ama zorluğun yanındaki güzellik bunu tölere ediyor. Annelik bambaşka bir şey. Anne olmaya gelmişim dünyaya dediğim bir şey. Öğretmenlikten sonra annelik benim için çok daha ayrı bir duygu oldu. Ona şiirler yazan, edebiyat yapan bambaşka bir insan çıktı benden. Öğretmenliğimle anneliğimi birleştirerek de mesleğimi de yaparak onun da yanımda olmasını sağlayacak ne yapabilirim aslında bu işletmenin başına geçerek de sağlamış oldum. Bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum Nesibe Hanım. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Umarım çocuklarımızın mutlu olduğu, onların güven ortamında nice güzel yıllar biz de burada eğitim vermeye devam ederiz.